Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda kuzenim Kayacan var. Kendisi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde 4. sınıf tıp öğrencisi ve bugün sizlerle tıp üzerine konuşacağız. Her zaman sorduğum klasik sorulara geçmeden önce bu sefer farklı bir soru sormak istiyorum. Neden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi? Şimdi biraz açıklayayım. Ben üniversiteyi mezun senemde kazandım. 12. sınıftayken yaklaşık 20 bin, 21 bin gibi bir sıralamam vardı. Ama istediğim bölüm uzun zamandır, yani 12. sınıfa gelene kadar ODTÜ Makine istiyordum. İlk senemde bu olmadı. Sonra ben de bir karar aldım. Dedim ki, bir de doktora hazırlamıştım o zamanlar. Bunun da etkisinde kaldım biraz. Dedim, niye tıp yazmıyorum? Dedim, yazayım. Nereye yazayım? Dedim, Katip Çelebi yazayım. Yani daha sene başlamadan buna karar vermiştim. Sonuçta da orayı yazmak benim için daha içimden gelen şey oldu. Bir de tabii şöyle bir şey de var. Tıp okuduğunuz zaman eğitim bir yere kadar, ama daha çok şeyi aldığınız yer hastane oluyor. Ve bu yüzden de hastane imkanlarına bakmanız gerekiyor. Ve bizim okulumda yaklaşık 3 tane olması lazım. Hastanesi var ve bu konuda da köklü hastaneler ve hocalarımızı da araştırdım. İyi olduğunu gördüğüm için Katip Çelebi'yi yazmaya karar verdim. Bize gördüğün derslerden bahsedebilir misin? Bahsedeyim. Şimdi ilk 2 senede tamamen teorik dersler alıyoruz. Ama teorik derslerde de 2 tane ders var ki onlarda da haftada bir kere ya da 2 kere uygulamalı dersler alıyoruz laboratuvarda. Onlar da anatomi ve histoloji. Tabii zaman zaman başka dersler de bunu yapıyor ama sürekli olarak yapan 2 ders bu. Biz mesela hastaneye 3. sınıf başlarken geçtik. Yani 3. sınıfta hastanedeydik bu sene. Ama bazı üniversitelerde 4. sınıfta direkt staj yapılacağı sene geçiş yapılıyor. Biz bir sene daha erkenden yaptık ki benim tahminime göre hani hastaneye alışalım, neyin nerede olduğunu bilelim. Haftada bir kere kliniğe çıkmaya başladık. Bu da nasıl yapıldı? Sınıf dörderli şekilde gruplara bölündü. Her 4 kişinin de her hafta gideceği staj yeri ya da klinik belli oldu ve ona göre gittik, yeri geldiğinde ameliyata girdik, yeri geldiğinde polikliniğe gittik. Bu şekilde bir uygulama oldu. Aslında 3. sınıfın 1 ve 2'den benim için tek farklı olan şeyi, birincisi de sürekli hastanede olmamızdı. Çünkü artık okulla bağımız kopmuştu. İkincisi de işte perşembe günlerindeki bu klinik uygulamalardı yani. Bu sene de stajlarım başlıyor. Şimdi birazcık daha sınavlardan bahsedeceğiz. Bizim sınavlarımız diğer bölümlere göre epey bir farklı. Çünkü bizde komite sistemi diye bir şey var. Komite de şu şekilde işliyor. Tüm yılı belli bir komite sayısına bölüyorsunuz. Bir de final oluyor. Mesela ben 3 senedir 5 komite, 1 final şeklinde okudum. Sınavlarımızda hepsi test oldu. Ama şöyle bir şey var. Ondan fazla ders alıyorsunuz ve aldığınız tüm derslerin tüm soruları aynı sınav saati içinde yapılması gerekiyor ve aynı gün. Bu yüzden de lise haftasında ya da lisede olduğu gibi bir gün öncesinden çalışayım da bu dersi geçeyim, ertesi gün diğer derse çalışayım diye bir şey yapmanız mümkün değil. Bu yüzden de çalışmaya bir hafta, iki hafta daha önceden başlamanız gerekiyor ki güzel bir puan alabilirsiniz. Aynı zamanda sınavda her ders için ayrı ayrı baraj da mevcut. Bu baraj dediğimiz şey şu şekilde işliyor. Mesela sınava giriyorsunuz, sınavda 20 anatomi sorunuz, 18 tane mikrobiyoloji sorunuz, işte 20 tane histoloji sorunuz falan oluyor. Mesela anatomi için baz alacak olursak 20 soru var. Bunun 10 tanesini yapmak zorundasın zaten, yarısını yapmak zorundasın. Yarısından az yapamadığın her soru için bir puanın daha gidiyor. Yani 10 doğru yaptığında 10 netin oluyor ama 9 doğru yaptığında 8 netin oluyor. 5 doğru yaparsan 0 netin oluyor. Bu şekilde bir ders barajı var. Aynı zamanda bir de final barajı var. Final barajı da şu şekilde. Bizde geçme notu 60, çan falan öyle bir şey yok. 60 aldığın zaman, ortalama 60 olduğu zaman geçebiliyorsun. Ama finalden de 60 almak zorundasın. Yani diğer komitelerinin ortalaması 90 olsa bile finalden 59 dahi alsan geçemiyorsun. Finalden de 60 alma zorunluluğu var. Tabii bu üniversiteden üniversiteye değişebiliyor. Şimdi birazcık da stajdan bahsedelim. Ne zaman staj yapmaya başlıyorsunuz ve nerede yapıyorsunuz? Staj yapmaya 4. sınıfta başlıyoruz biz ve hastanede yapıyoruz. Zaten az önce de bahsettiğim gibi biz 3. sınıfta hastaneye geçiş yaptık ama 4. sınıfta geçiş yapanlar da var. İşte 3. sınıf biraz da hastaneye alışma süreci demiştim. Bunu yapmayan üniversitelerde de zaten 4. sınıfta staj yapabilmesi için öğrencilerin hastaneye geçme zorunluluğu oluyor. Çünkü staj şöyle işliyor. Mesela ilk stajın kardiyo olduğunu düşün. Yaklaşık bir ay, 1,5 ay
kardiyoda zaman geçiriyorsun ve artık okul senin için kardiyo oluyor. Stajın bitene kadar sürekli o kliniğe gidiyorsun. Polikliniğe gidiyorsun, servisine gidiyorsun, yatan servislere gidiyorsun. Ve bu stajını doldurduktan sonra sınav oluyorsun. Benim bildiğim kadarıyla sözlü sınav oluyor diye biliyorum ben. Yani yazılı yapmak isteyenler de vardır belki ama genel olarak sözlü sınav oluyor. Bu stajda bittikten sonra başka bir klinik ders geliyor. Onun stajına gitmeye başlıyorsun bu sefer. Ve bu şekilde 4. sınıf ve 5. sınıf bu şekilde işliyor. Birazcık da mezuniyet sonrası ve TUS'tan bahsedelim. Bizi bu konuda bilgilendirebilir misin? Tabii bilgilendireyim. Tabii TUS'a girebilmeniz için mezun olmanız gerekiyor. 4-5. sınıflarda staj. Daha sonrasında 6. sınıfta intern olarak çalışmanız gerekiyor. Daha sonrasında mezun olunca TUS'a girebiliyorsunuz. Ama TUS kazanılması pek kolay olmayan bir sınav. Yani evet kazanabilirsin ama nereyi kazanabilirsin? Bu da biraz şaibeli bir şey yani. Bunun için de endişe etmenize gerek yok. Çünkü zaten siz 2. sınıfı bitirdiğiniz anda TUS dershaneleri sürekli size mesaj atmaya, aramaya başlayacaklar. Güzel teklifler sunmaya başlayacaklar. Çoğu insan yani %90 diyebilirim TUS dershanesine gidiyor. Tabii büyük şehirlerde okuyanlar için. O yüzden de büyük şehirde okumanın avantajı aslında TUS dershanelerinin ne kadar iyi olduğuyla alakalı. Yoksa evet verilen eğitim bir noktaya kadar farklı olabilir. Benim size tavsiyem okuyacağınız şehirde birden fazla ve iyi TUS dershanelerinin olması gerekiyor. Örneğin ben geçen yaz kaydoldum TUS dershanesine. Yani 2'den 3'e geçtiğim süreçte kaydoldum. Ama TUS dershanesinin dersleri de 5 ve 6. sınıfta oluyor. Biraz erken kayıt olduğunuz zaman fiyat olarak da daha uygun geliyor sizin için. TUS'ta bölüm seçimi de şu şekilde oluyor. Tıp fakültesini bitirdikten sonra TUS'a giriyorsunuz. Belli bir puanınız oluyor ve puana göre de tercihler yapıyorsunuz. Tabii bu da normal lise sınavında, üniversite geçiş sınavında olduğu gibi tercihlerden sonra açıklanıyor nereyi kazandınız, nereyi kazanmadınız. Ve buna göre yerleşiyorsunuz ya da yerleşemiyorsunuz. Peki TUS'u kazanamazsan ne olur? TUS'u kazanamazsan bir daha girebilirsin. Ama kazanamadığın süreçte mezun olduğun için zaten doktor olmuş oluyorsun. Ama pratisyen doktor olarak çalışıyorsun. Daha öncesinde mezun olunduğu zaman aile hekimine yakın bir şey oluyordunuz ama artık bu da değişti. Artık aile hekimi olmak için de TUS'u kazanmanız gerekiyor. O yüzden de bu devirde tıp okuyacaksanız eğer uzmanlık yapmak zorundasınız diyebilirim. Videonun en başında Kayacan'ın İzmir'de okuduğundan bahsettik. O yüzden şimdi de birazcık İzmir'de öğrenci olmaktan, ulaşımdan, ev kirasından ve yurtlardan bahsedeceğiz. Öncelikle Katip Çelebi'ye geliyorsanız ilk 2 sene için bir kampüs beklentinizin olmaması gerekiyor. Çünkü pek bir şey yok kampüste. Tabii zamanla da üniversitenin içi olsun, dış tarafı olsun gelişmeye başladı. Biz ilk gittiğimizde dışarıda yeni bina çok az vardı. Ki ben gideli işte 2 sene oldu, 3 sene oldu yani orada. Şu an her yer kafeler ve öğrenci evleriyle doldu. Şimdi bizim kampüsün olduğu yer evet merkeze biraz uzakta. Ama hemen okula çok yakın İzban durağı var. İzban'la da istediğiniz yere ulaşım sağlayabiliyorsunuz. İlk 2 sene zaman zaman kendi gezegenimizde mi yaşıyoruz acaba biz diye düşünebilirsiniz. Ama hastaneye geçtiğiniz zaman yani 3. sınıfta her şeyin daha güzel olduğunu göreceksiniz. Biraz daha sabretmeniz lazım sadece. Bu arada hastanemiz de Yeşilyurt'ta. Adı da İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Biraz da yurttan bahsedeyim. Direkt kampüsün içinde KYK kız yurdu var mesela. Hemen kampüsün giriş kısmında. Çıktıktan bir 200 metre sonra da KYK erkek yurdu var. Eğer yani bunlara denk gelebilirseniz 2 seneniz güzel geçebilir. Çünkü hastane tarafına geçtiğinizde mecburen eve çıkmak zorunda kalacaksınız. Okulun çevresindeki diğer imkanlar da apartlar var. 1 artı 1, 2 artı 1 evler var. Eşyalı çoğu. Fiyatını hak ediyor mu derseniz okulun dibinde olduğu için belki hak ediyor diyebilirim. Ama normal bir yerde, normal şartlarda o paralar verilmez tabii ki o evlere. Aslında şu anda konu başlıklarımızın neredeyse sonuna geldik. Ama ben tıp okumak isteyen öğrenciler için vermek istediğin tavsiyeler var mı? Onu sormak birkaç istiyorum. Birkaç tane evet verebilirim. Süper. Size verebileceğim en iyi tavsiye okula yakın bir yerde ev tutmanız. Çünkü çok yoğun bir program var karşınızda. Haftanın her günü dersiniz var ve en az 4 günü sabah 8.30'dan akşam 5.30'a kadar sürüyor. Tabii aralarda ufak tefek gitmediğiniz dersler ya da şekilde ektiğiniz dersler olabilir.
Ama gene de eğer rahat etmek istiyorsanız sınıfı geçmek açısından, bu da derse gitmeyle bağlantılı olduğu için, okula yakın bir yerden ev tutmaya çalışın. Size diğer bir tavsiyem, sınav zamanı yaklaştığında çalışma notlarınızı üst dönemlerinize sorarak almaya çalışın. Çünkü çok fazla konu olduğu için karışıklıklar ve bazı konuların es geçilmesi, hiç öğrenilmemesi olabiliyor. Son tavsiyem ise derse girdiğinizde çıkarken hocadan slaytları istemeyi unutmayın. Hatta yapabiliyorsanız dersten önce alın ve derse o slaytla gidin. Kağıt şeklinde, böyle defter halinde. O zaman üstüne not alırsanız belki de not bile almanıza gerek kalmaz. Tabii dışarıdan parayla almanıza gerek kalmaz yani. Her videonun sonunda olduğu gibi bugün de son bir soru kaldı. O soruda bir kez daha hayata gelsen aynı üniversiteyi ve aynı bölümü seçer miydin? Aynı bölümü seçerdim. Tamam. Aynı üniversiteyi seçer miydin derseniz, ben yazarken de Eskişehir Osman Gazi ile Katip Çelebi arasında kalmıştım. Ama Katip Çelebi'yi tercih etmiştim. Zaman zaman acaba mı diyorum ama o kadar sadece. Teşekkürler. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizleri yeterince bilgilendirebilmişizdir. Olabildiğince sizleri bilgilendirmeye çalıştık ama aklınızda kalan sorular varsa lütfen aşağıya yorum atmayı bırakmayın. Sorduğunuz soruları ben Kayacan'a yönlendireceğim ve sonrasında da beraber cevaplayacağız. Bu arada bu videoda yer aldığın için çok teşekkür Ne ederim. demek, ben teşekkür ederim. İlk defa üniversite serisinde bir erkekle video çekiyorum. O Bravo. yüzden evet. Umarım bundan sonra da bu bir şeylere vesile olur ve başka böyle başka başka konularda başka başka insanlarla video çekip sizleri bilgilendirebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.